Bir barış oyunu. Bugünkü oyunumuz bu. Bu oyunu tanıyacağız. Henüz yeni sahnelenmeye başladı. Oldukça güzel. Biraz da antik Yunan'a dayanan, Aristofanes'ten esinlenerek zannediyorum sahnelediniz. Güzel bir dramatürk olmuş duyduğum kadarıyla. Birazcık bu oyunu tanıtalım istiyorum. Sevgili Cansu Tepoluk ve isimleriniz Haluk Deniz Aydın. Mert Can Kaplan. Üç kişi sahnede hayat verecekler bu oyunu. Arkadaşımız mı anlatacak? Evet, Burcu dramatürk. Reşit, dramaturgumuz. Evet. Altı Hoca ile aldık. Neden bunu tercih ettiniz? Bu üçlemenin barışını tercih ettiniz özellikle. Aristofanes'in barış oyunu hem çok keyifli hem de çok güzel göndermeleri olan, bugüne dair de çok fazla şey söyleyen antik bir oyun. Dolayısıyla onu biraz günümüze uyarlayayım. En çok ihtiyacımız olan şey barış ve bu barış arayışında neredeyiz'in peşine düşük. İyi yapmışsınız aslında. Eğlenceli, keyifli bir hale getirmeye çalıştık metni. Altı Hoca da rejide daha çok açık biçim özelliklerini kullanarak daha tatlı bir hale getirdi. Kendisi yok, bugün sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, Bursa'daymış. Arkadaşlar da çok güzel performanslar sergiliyor. Sergiliyorlar, evet. Biraz da sizlerden Can Söndüler ilave edeceksin bu şu. Yani aslında oyunumuzun net bir şeyi var, hep beraber bir şeyleri elimle... Bir şeyler yapmak için herkes elini taşın altına koyarsa hep beraber her şeyi başarabiliriz gibi bir göndermemiz de var. Oyunda da zaten bunu söylüyoruz. Barış çağrısını zaten bu şekilde yapıyoruz. Ama halkımızın da hani bunu böyle çok kaotik bir yerden algılamaması, hani kötü bir şey olmadığını göstermek için eğlenceli, oyunda bol bol hani eğlendiğimiz yerler ama mesajımızda verdiğimiz bir nokta var. Bu mesajlar net bir mesaj değil. Herkes zaten kendine bir şey alıyor ve öyle çıkıyor. Hani biz budur falan demiyoruz. Anladım. Bir mesaj, gizli mesajlarınızı veriyorsunuz. Öyle mi arkadaşlar? Öyle. Yani aslında oyun çok kişilik. Ortalama 20-25 kişilik bir oyun aslında. Yalnız biz işte uyarlama olarak o günden kalan 3 koro üyesini canlandırıyoruz. Ve bu 3 koro üyesinin insanları... Bu dönemde olmazsa olmazlardan. Evet. Koro. Ve işte günümüzde bu üç koro üyesinin insanlara barışı anlatması, bir hikaye içerisinde bir barışı anlatmasıyla ilgili bir oyunumuz var. Evrensel bir tema seçmek istedik. Bu da barış en öne çıkanlardan biriydi. Biz de performans olarak da elimizden geleni yapıyoruz. Umarım halk da beğenir. Mutlaka beğenecekler. Efendim merhabalar. Merhaba. Arkadaşlar gel güzel. Arkadaşları yeri tanıyorum. Cansu'yu önceden ödül aldı oyunlarını. Daha önce buluşturmuştum hatırlayacaksınız. Değil mi Cansu? Çok sağ olun. Müthiş performans değil çok mi? Emi oyunu evet, özellikle Amy, çok ses getirdi. Be. Evet iki oyun da çok başarılıydı. Sevgili Kemal Başar sevgilerimizi gönderiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar zaten gayet güzel oyunu açıkladılar, anlattılar. Bu oyunda zaten vermek istediğimiz mesaj. Aslında şu anda zaten gündemimizde olan barış temasını istiyoruz. Evet. Ve bir efendinin birinin çıkıp yeter artık deyip barışı kurtarmaya çalışmasıyla oyunu anlatıyoruz. Keyifli bir güzel bir oyun. İçinde komedi var, dans var, müzik var, eğlence var. Harika. Biz tipten tipe giriyoruz. Keyifli bir oyun. O 25 kişiyi aldık, 3 kişiyi bildirdik. 3 kişiyi sıkıştırdınız. Sağ olsun. Aynen. Bir kişiye sıkıştırdınız o. Tipten tipe gire. Yani aslında zaten geleneksel Türk tiyatrosunda olan bir şey. Yani tipten tipe. Barışa çağrı yapıyorsunuz. Aynen. Ne kadar güzel. O dönemde de değil mi savaş karşıtlığı olarak 3 eser kaleme almıştı. O savaş çığırtkanlara özellikle alaya almak için. Aristofanes onun eserinin ikincisi Barış. Evet. Tebrik ediyorum. Çok güzel sağ bir eser. Zor da bir işe kalkışmışsınız. Mutlaka zor güzel olacağını düşünüyorum. Evet, keyifli. Çok keyifli. Keyifli. Bugün heyecanlı ben sizi seyredeceğim. Biz de heyecanlıyız. Güzel görüntüleri de sizlerle buluşturacağım arkadaşlar. Evet. Sahnelerimizi boş bırakmayalım. Yağmur, çamur bakın dışarıda yağmur var şu anda. Yazık meşakkatle çalışıyorlar. Her şeyi bırakmışlar. Tebrik ederim tekrar. Zaten barış birleştirir diyoruz. Tiyatroda birleştirir diyerek kapatıyoruz. Çıkın gelin efendim. Çıkın gelin. Çıkın gelin. Bizler Aristofanes'in kalemiyle can verdiği koro üyeleriyiz. Yani geriye kalan koro üyeleri. Lanetliyiz galiba. Gidemiyoruz bir türlü diğer tarafa. Ya siz bakmayın böyle genç durduğumuza. Ayak uyduruyoruz çağınıza. Binlerce yıldır aynı boklarla uğraşıp duruyoruz. Yani... Aynı hikayeyi insanlara anlatmaya çalışmakla. Hatta anlasınlar diye bütün hünerlerimizi de sergiliyoruz üstelik. Ne de olsa ustamız tesisten ele aldık da bugünlere geldik. Hazır adı geçmişken analım onu. Kutsal kılıcımın koruyucusu. Gösterişe kaçmadan, ruhumuzu para pula satmadan tıpkı
bir çocukken olduğumuz gibi oynayalım bu gece. Yapmacıklı konuşma, yalandan hastalanma ve rolümüzü büyütme isteği gibi zaaflardan koru bizi. Ey teşbis! Az birle etmiş eleştirilere ve başarısızlığın hapis kanserden sayıldığı yüzünden okuduğumuz dostların zevkine karşı işimizi sürdürme gücü ver bize. Koltuk gıcırtıları, geciken sahne ışıkları, eksik bir sahne geleceği ya da en iyi dizemizi söylediğimiz anda ön sıradaki kadın seyircinin sanki önceden planlanmış cümüşlü öksürüğü korkutmasın bize. Ya oyunun sonunda alkışlara fazla kalmayalım. Halkın alkışlarına böyle açgözlüce bakmayalım ve yiyecekmiş gibi davranmayalım onlara. Ve bir tiyatro yapısı ne kadar görkemli, sahnesi ne kadar zengin olursa olsun, içinde hile içilen küçük evler olduğunu bir gün unutursak hatırlatırsın bizi. Yaşamımız sanat olsun. Hep beraber. Savaş dediler. Habililer Kabililer öldürünce de cinayet, savaş, kıyamet.